Şimdi burası eksi 1, burası 1 de fark etmez. Buranın sonucu ne olur? Eksi. Buranın sonucu eksi. Buranın sonucu artı. Eksi a artı b eksi a. Eksi parantezimden kaynaklı b. 10 oldu. Şunlar birbirini götürdü. Eksi 2a 10'a eşit. A buradan eksi 5. Zor mu? Geldik buraya. Bu tarafa attık. Artık burası korumasız. Yani bulduğum değeri kontrol etmem lazım. Mesela 7 çok belirgin bir sayı. 7 verirsen burası 0 olurken burası 0 olmuyor ama. 6 burası 1 olurken burası 1 oluyor. Doğru. 1 benim için sağlayan bir değer. O yüzden ya A ya B. 20 bölü 3'e bakarsak da burası 20 bölü 3 verdiğinde zaten 21 bölü 3 olsa 7 olurdu. Yani 7'den küçük bir sayı. Yani burası pozitif. Sadece sağlıyor mu sağlamıyor mu buna bakacaksın. 20 bölü 3 sağlıyor mu diye kontrol edip şıkka göre işaretleyeceğiz. Çarptım 21. 1 bölü 3 çıktı. Buraya versek 20 bölü 3. 2 ile çarpıldığında 40 bölü 3. Eksi 13. Çarptığın zaman sağlıyor. Demek ki A cevabı deyip bitirebiliriz. Ya da kendimiz yazarız. Deriz ki 2x eksi 13 7 eksi x'e 2x eksi 13 eksi 7 artı x'e buradan bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam 3x eşittir 20 x 20 bölü 3 deriz. Buraya baktığım zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam x eşittir 6 deriz. Tabii ki denklemi yaparken şunu yazın kenarda. Bulduğum x sonucu buranın negatif yapıp yapmadığını kontrol etmem lazım. Etmediğini zaten gördük. A cevabı. Var mı soru? Yok hocam. Geldik buraya. Şimdi burada iki tane mutlak varmış. Attım bu tarafa. İki mutlak da birbirine şöyle eşitlemiş. Var. Şimdi burada şöyle bir şey çıkar sonuç. Ya y x'e eşittir ya da y eksi x'tir. Hani denklem yapıyoruz ya birini sabit bırakıyoruz ya x eşittir ya eksi x eşittir. Demek ki iki tane denklem var. Eğer bununla yola çıkarsam x gördüğüm y'ye yazarsam y'yi sorduğu için yapıyorum. X gördüğüm yere y'ye yazarsam 3 y eşittir 12'den y'yi ne bulurum? 4. Ya da buradakini yaparsam yani buraya baktığım zaman y gördüğüm eksi x yazmak ne demek? X gördüğümü eksi y yazmak demek. X gördüğümü eksi y yazarsam eksi eşittir 12 y buradan eksi 12 çıkar. O zaman en küçük değer eksi 12 değil midir? Evet. Sen bunu böyle yazmak yerine şöyle de yapabilirsin. X eşittir y, x eşittir eksi y de diyebilirsin başında. X'i sabit bırakırsın, y'yi değiştirirsin. Öyle de yapabilirsin. Geldik bu tarafa. 2x eksi 1, x eksi 9. Diğer tarafa attım. Şimdi burada çok bariz eksi 4 olamaz. Negatif olur. Eksi 8 de olamaz. Negatif olur. 2 bölü 3 de olamaz. Negatif olur. 10 bölü 3 de olamaz. Negatif olur. Çünkü bu 3 küsür bir şey. Burası 0 küsür bir şey. Yazdığın zaman bu taraflara negatif çıkarır. Cevabın boş görünmüş. Saniyeler içinde görmüş olmam lazım ki diğer sorulara zamanım kalsın. X'i bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. X eşittir eksi 8. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. 3x eşittir 10. X 10 bölü 3. Yerine koyduğum zaman bu da negatif. Eksi 8'i de koyduğum zaman negatif. O zaman cevap yok. Boş ver. Ortada bu gideceği zaman şöyle bir mutlak geliyor. Geldi. Buraya eksi 1, buraya 1 desem yerine yazdığım zaman burasının sonucu pozitif çıkar. Çünkü b zaten negatif. Önündeki eksiği artı yapacak. Bu da pozitif yani pozitif olacak. B negatif, a pozitif de önündeki eksiden dolayı negatif oldu. Bu eksi. 3a eksi b eksi eksi b artı a. 3a eksi b eksiyi dağıtıyorum. Cevap 2.
Geldim buraya. Şimdi buraya baktığın zaman şu mutlaktaki kafamı karıştırmaması gerekiyor. Şöyle, ben şimdi bu tarafa assam bunları. Eksi x, eksi 2. Şu içi de içeri assam. Üçeri. Üçü. Attım. Geldik böyle. Şimdi buraya baktığın zaman bu aslında benim bildiğim bir denklem artık bu. Hadi şıklardan gidelim. 5 bölü 2 versem negatif olur mu? Burası olur. Peki mutlaktan negatif çıkar mı? Çıkmaz. Bu gitti. 5 bölü 2 vermeyeceğime göre D de gitti. 1 bölü 4 de veremem çünkü ikisi negatif olduğu için negatif çıkacak. Olmaz. Geldik buralara. Şimdi ben 5 bölü 2 verirsem buraya, burası ne olur? Pozitif olur. Çünkü bu eksi 2,5. Eksi ile çarpıldığında 2,5. 2'den çıkarılırsa 0,5 kalır. Eksi 1 bölü 4 verilir mi? Eksi 1 bölü 4 verilmez. Çünkü 1 bölü 4 eksi 2 ile toplandığında negatif olur. Boş. Tabii sen buraya kadar yaptıktan sonra bu benim dediğim şıkları yapmak zorunda değilsin ama şuraya yapmak zorundasın. Şu matematiksel olan işlemi. Ne yaptık? Bunu bu tarafa yolladım. Bunu bu tarafa yolladım. Daha sonrasında da burayı çözmeye çalıştım. Şimdi yaptıktan sonra ne yapacağız? 3x eksi 3 eşittir eksi x eksi 2. 3x eksi 3 x artı 2. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa aldım. 4x 1 x 1 bölü 4. Denklemde yerine koyduğum zaman negatif olduğunu görüyorum. Buraya baktım. Şu tarafa attım. 2x 5 5 bölü 2. Yerine denklemde koyunca bunun da negatif olduğunu gördüm. Zaten şıklarda 1 bölü 4 ve 5 bölü 2'den başka şık işaretleyemezsin. Bunlar da sağlamıyor. Demek cevap boş güme. Şimdi şıklardan giderken bilemediğim için eksi 1 bölü 4'ü de deniyorum. Çünkü matematiksel olarak işlem yapmadığım için çözüm kümesini bilmiyorum. Şu an bu çözüm kümesi. Normalde bununla bu sağlıyorsa bunlar olacak. Başka değil. Ama cevabı bilmediğim için şıklardan giderken hepsine tek tek bakıyorum. Bunu gördüm sağlamadıklarını, o yüzden eledim hepsini. Sonra bunun da sağlamadığını gördüm. Ve en sonunda boş kümeye karar verdim. Hepsini öyle ondan test ediyorum. Şuradan bakarak. Fakat sen zaten hesapladığında 1 bölü 4 ve 5 bölü 2 olmayan şıkları elemen lazım. Bunlar sağlamıyorsa da boş küme. Ya da biri sağlıyorsa sadece o. Bunların başka şıkkı olmaz yani. Sadece bu ve buna bakarsın. Geldik. Bir mutlak var. İçindeki negatif olduğunu biliyorum. Bununla bu aynısı. Cevap A. Ne kadar hızlı olduğunu düşün. Aynısı çünkü. Buraya baktığımda eğer içi zaten eksi olduğu için çarparak dışarı çıkarıyorum. Demek ki küçük sıfır. Bu cepte. Eğer bir şeyin y karesi y'den küçükse biz buna ne diyoruz? Sıfırla bir arasında diyoruz. Bunu da bir önceki konuda söylemiştik. Bunlara şöyle mutlaklarını koyalım. X'ten y'ye çıkarsa x zaten negatif. Y pozitif kesildi ama pozitif negatif oldu. X negatif. Y pozitif. Bu da pozitif. Eksi x artı y. Eksi. Eksi x. Eksi y. Artı 3 çarpı x. Eksi x artı y. Artı x. Eksi y. Artı 3x. Cevap 3x. Geldik buraya. Bu sene de yani bu senelerde de böyle sorular çok soruyorlar. Eksi artı şuraya baktığın zaman x zaten pozitif, y negatifti. Önündeki x'ten dolayı artı aldı. X'ler gitti, y'ler gitti. Cevap 0. Geldim buraya. X ile y çarpıldıysa ve pozitif çıktığına göre ikisi ya eksi eksi ya artı artı. Tamam. Burada bir yön belirlerken çift olursa görmeyin demiştim.
y küçüktür 0 ise x de küçüktür 0 o zaman. O halde burası eksi, burası da eksi. Eksi x, eksi, eksi x, eksi y, eksi 1. Eksi x artı y, eksi 1. X'ler gitti. Yukarıda ne kaldı? Y eksi 1. Aşağıda 1 eksi y var. O zaman bunun cevabı eksi 1 olmaz mı? Geldik buraya. X eksi 1 küçüktür 2. Eksi 2. Her tarafa 1 ekledim. Şöyle bir denklem çıktı ortaya. Burada bunların pozitif ya da negatif olduğunu nasıl anlayacağım? Tamamen bir sayı seç. 2 mesela. Ben 2 versem burası pozitif. 2 versem burası negatif. 2 versem burası negatif. X artı 2, eksi x artı 3, eksi x artı 4. Parantez almamamın sebebi artı olduğunda parantez almıyorum böyle. Eksiyi direkt dağıtıyorum. Şu x'ler gitti. Eksi x 10. Pardon 9. 4 artı 3 7. 2'den toplarsam 9. Evet. Şuradayız. Şimdi bunu 36 ya. Bunu da 36 yapalım. 9 bölü 36. 12 bölü 36. Şimdi baktığın zaman B mi daha küçüktür, C mi daha küçüktür? Bakalım. Burada pozitif olana karar verirsek hoş fark etmez. Yani yerine de koyabilirsin. Buraya 9 bölü 36 eksi buraya 12 bölü 36 yazarsan ne olur? Eksi 3 bölü 36. Bu da mutlak olduğu için artı diye çıktı. Ama önünde eksi var şimdi. 1 bölü 36 eksi 3 bölü 36 eksi 2 bölü 36 bu da 1 bölü 18 çıktı. Zaten negatifi başta elememiz lazım. Cevap 1 bölü 18. Ara. Ne dostum, açık liseye geçemiyorsunuz. Zorlaşmış çünkü, değil mi? Evet evet. Ya çok kötü oldu ya. Ben ona göre toplamıştım da her şey. Onunla ilgili bir video çekecektim zaten. Evet, açık lise işi yalan oldu. Çünkü evet, çok fazla geçmek isteyen var. Aslında sizin sınavla ilgisi yok. Şeyle ilgisi var. İnsanlar açık liseye geçerek okuduğu hani yaşı lise çağı ama işte çalışmak için yani para kazanmak için geçiyor. O yüzden sayı artmış. Ben onu sordum. Ve eğitimde kalitesizleşmeye başladığı için onu bir şey yapmışlar. Engel getirmişler. Evet, kötü oldu. Doğru. Hocam peki biz YKS'ye değil de YÖS'e gireceğimiz için açığa geçemez miyiz? Yok. Şimdi dostum şöyle bir şey var. Senin YÖS'le sınavların hangisi olursa olsun Türkiye bağlamıyor. Yani örnek veriyorum. Türkiye'de Covid çıktı. İşte bizim YÖS'te de matikide şu konular çıkmayacak mı? Yok. Sen de çıkacak. Çünkü senin Türkiye'yle bağın var ama bağın yok gibi. Yani Türkiye bu konuda nasıl söyleyeyim? Hani üniversiteler kendi arasında belirlediği bir sınav tercihi yapıyorsun ve kendi kendine başvuruyorsun ya, burada nasıl bir açık var bu sistemde? İşte hiç biyoloji yapmadan nasıl tıp kazanmak çok mümkün olabilir ki? Temeli yok mesela. Ya da matematik çok iyi bilmeden de kötü bir yerde mühendislik kazanabilirsin. Şimdi ya da diplomayla. Şimdi böyle baktığın zaman aslında Türkiye'deki bu açık bu sistem, bunu belki 10 yıl sonra böyle bulamayacaksınız. Yani düzenlenmesi gereken bir sistem. Aynı şekilde ben Türkiye... Nasıl? Daha erken göreceğim ben böyle bir şey. Tabii şimdi her şey yavaş yavaş değişiyor. Yani şu an mesela nasıl 2027'den sonra mavi kartlı veya TC uyruklu Türkiye'de okuyan herhangi bir vatandaş, yabancı hariç, bu sınava giremeyecek. 2027 şurada az kaldı. 2024'e giriyorsun. 2025, 2026. 3 yıl var. Bu yılda da sayarsak 3 yıl. Saymazsak 2 yıl.
Aslında çok uzun bir süre değil. Artık böyle Türkiye birazcık da şöyle yapıyor. Hani Türkiye'deki öğrenciler Türkiye'deki sınavda okusunlar diye. Açık liseyi de aynı şöyle düşün. Bunu ayırt edemez. Yani sen YÖS'e gireceksen derse olay ne çıkıyor biliyor musun? Türkiye'deki YÖS'e giren kişi bir Türkiye'nin sınavına da girme hakkı var. Yani bu mesela şey gibi bir olay vardı bununla ilgili. Bir tane söyleyeyim ben size. Üniversitede mesela yüksek lisans yapmak istiyorsun, tamam mı? Şimdi yüksek lisans yaparsan bilmiyorsunuzdur belki. Yüksek lisans yaparsan ALES sınavına giriyorsun. Bir de YÖK dile giriyorsun. Doğru mu? Biliyorsunuz mu? Yani bilmiyorum. Yani ablası olan, abisi olanlar bilir ya da çevresinde tanıdığı olanlar vardır. Normalde iki sınava giriyorsun. Ama yabancıysan girmiyorsun. Şimdi kişinin hem TC uyruğu var hem de YÖS'te girdiğini düşün. Mavi kartlı. Şimdi kişi şöyle yapıyor. Yüksek lisansın zor olması, yani ALES'te yüksek puan alamayacağını bildiği için diyor ki ben yabancı kontenjandan gireceğim diyor. Yüksek lisanslarda da yabancı kontenjanları var. Diyor ki ben yabancı kontenjandan gireceğim diyor. Sonra bitirmesine yakın diyor ki ben TC uyruğumu geri aldım. Yani işte böyle bir esneklik olduğundan dolayı aslında çok büyük bir sıkıntı var. Yani ikisine girmek hakkı olduğunu düşünen hakikaten de hakkı var. Ama ortada bir karışıklığa sebep olan bir sistem var. O yüzden olayı şöyle düşünmek lazım. Açık lise Türkiye'de okuyan öğrenci için zorlaştı. Hiç şu sınava girdiğim için, bu sınava girdiğim için diye düşünme. Çünkü senin zaten iki tane sınava birden girme hakkın var. Normalde. Mavi kartlıysan. Yabancıysan tamam. Yani yabancı için bir şey diyemem ama normalde Türkiye'de bütün öğrenciler Türkiye'nin sınav sistemine hazırlanıyormuş gibi düşündüğü için. O yüzden açık liseye geçti. Ama bu arada sınavla ilgisi yok dediğim gibi. Daha çok bu ekonomik şartlar çok zorlaştı. Bugün dershaneyle bir arkadaş kayıt olmuş 60 bin liraya. Yani ücretsiz danışmanlık vermişiz. Konuşuyoruz 60 bin liraya. Hani bazı olumsuz şeyler olmuş dershanede, onu anlatıyordu. Dersler çok hızlı geçtiği için zaten şu an Eylül ayında göreceksiniz. Gruba katılmak isteyenler ya da birçok yazan arkadaşlar olacak dershaneler başlayınca. 60 bin lira. Niye söylüyorum? Her şeyin fiyatı artmış. Ekonomik çok kötü Türkiye'de şu an için. Baktığımız zaman tabii ki insanlar çalışmak istiyor. Ekstra bir gelir elde edeyim diye bunun sayısı artmış. Benim duyduğum. Yanlışsam bilmiyorum. Ondan dolayı açıkçası açık lisenin önünü kapattılar. Ya da yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar bile dil öğrenmek için şu an açık liseyi alayım, dil öğreneyim hemen diye uğraşanlar bile var. Hani her şekilde sadece iş için düşünmeyin, yurt dışına gitmek için bile düşünenler var. O yüzden ortada böyle bir sıkıntı var. Ama sıkıntı değil. Yani siz böyle bir sınavda, Türkiye'deki sınavı düşünün. İnsanlar son sınıfta AYT, TYT gibi zor olan konuları yapmaya çalışıyorlar. Ama başarılılar ama başarısızlar. Sizin şöyle küçücük bir konu başlıklarınız var. Ki biz daha okul açılmasına başlayacak. 10 Eylül'de açılacak. Biz şu an Mat 1 bitirdik. Şu an kitaba bakın. Şuradayız. 2 tane, 3 tane baba, yani 2 tane konumuz kaldı. Diğerleri kısa konular. Bitti. Ve size ara veriyorum 2 hafta. O arada da şöyle güzelce çalıştığınız zaman ben söyleyeyim size. Şurada TR YÖS'ten yani 350 aşağısı alan yazık eder kendine. Yani çok rahat alırsın. Çünkü önünde daha 4 ayın var. Önündeki sürece bakarsan Mat 1'in bitmiş gibi bitmiş sayılır yani. Önümüzdeki 2 hafta sonra başlayacağız. 3 haftada bitireceğiz. Ondan sonra bitmiş. Senin tekrar edecek bir sürü video kaydın var. Tekrar edebilirsin. Sorularını çözebilirsin. Çözemezsen gruba atıyorsun. Cevabını alıyorsun. Yani çalışıp da sana engel olacak hiçbir şey yok. O yüzden yeter ki sistemini oturtur ve çalış. Az konu başlığı var. Yani şu an biz kaçıncı konu? 9. konu mu? 8. konu mu? Ne bu? 9 konu de. 9 konu. Yo. Sen ister videolardan sıfırdan tekrar edersin 2 hafta, istersen sıfırdan 2 haftada konuları tekrar edersin. Her gün bir konu değil, 2 günde bir konu çalışsan bitirirsin tekrardan sıfırdan. Yani ama Türkiye'de olsa böyle bir şey mümkün değil. Fizik mi tekrar edeceksin, kimya mı tekrar edeceksin, biyoloji mi, Türkçe mi çalışacaksın? O yüzden avantajı böyle düşün, bunu yapabilirsin. Yani günde ortalama 3 saatte çalışılabilir. Yani 5'te gelirsin okuldan, 6'da evdesindir. Ya da 5.30'da 6'da evdesindir. Şöyle hafif bir yemek atıştırırsın. Her gün vize sınavı yok okulda. O yüzden bir başlarsın 3 saat çalışırsın. Saat 9-10 olur. Dersten sonra 2 saat çalışırsın. Ders var mesela bizim diyelim. 7'de ders var. Şöyle 1 saat başlamadan önce dünkü dersi tekrar edersin. Ondan sonra 7'den sonra da ders bittikten sonra 2 saat çalışır uyursun. Saat şu an kaç mesela? 10'da dersimiz bitti. Ondan sonra da 1 saat tekrar et. 2 saat. Sen her gün 2 saat düzenli sadece bu konuları çalış.
Yarım saat daha IQ çöz. Genelde IQ okulda çözüyorlar bu arada. Hani 1 saat, 2 saatte IQ'da soru çözüyorlar. Geometriyi, herkes şimdi geometri çalışıyor ya, geometri, matematik. Mesela genelde şöyle yapıyorlar. Bilin diye söylüyorum. Şimdi kimse bilmediği bir şey olduğu için, sınav sistemi olduğu için sınıfta bazen zorluk çekebiliyorlar. Arkadaşlar falan özellikle sıkıntı çıkaranlar oluyormuş böyle. İşte sen kolay sınava mı giriyorsun falan. Dikkat çekmemek için eğer bu seni etkiliyorsa ne yaparsın? Matematik çalışırsın okulda. Geometri çalışırsın. Eve geldiğinde dersten sonra da IQ sorusu çözersin. Günü tamamlarsın. 3 saati bulur yani. Bazıları son sınıfta kütüphaneye imkan veriyorlar mesela. Bunu sorarsın. Hani dersin ki hocana ben sınava girmeyeceğim. Yani mesela bazı liseler bu konuda esnek. Bu grupta da var mesela. Hocam ben kütüphanede çalışacağım. Bu yıl hocalarımla konuştu verim diyor mesela. Esneklik tanıyacak. Bazılarını da tanıyabiliyorlar. O yüzden bunları da deneyebilirsiniz. Yani imkansızlık diye bir şey yok. Yapabilirsiniz. Yeter ki çalışmak isteyelim. Hemen yine aynısı 0 ile 1 arasında. Buraya baktığın zaman B küçüktür 0'dan. O zaman buraya baktığımda B'nin 0'dan küçük olduğu için bu eksi. Burası B 0'dan küçük demiştik. Negatif. Önündeki eksi artı yaptı. A da artı. O yüzden burası artı. Tamam. Şimdi bu kısma baktığın zaman 2B diyor. 2B negatif bir sayı. A pozitif. Önündeki eksi de bu da negatif oldu. Haliyle burası negatif. Şöyle yazdığın zaman yukarıdaki ile aşağıdaki aynı olduğu için cevap 1. Üçü de pozitif olduğu için ters çevirdiğim zaman ne olurdu bunlar? Yön değiştirirdi. Değiştirdim. Hemen değer de verdim. Şimdi buraya değeri verdikten sonra 2'den 3 çıkarsa ne olur? Negatif olur. Negatif. Buraya baktığın zaman 1'den 3 çıkarsa ne olur? Negatif olur. 1'den 2 çıkarsa negatif olur. Eksi A artı B eksi paranteziyle eksi A artı C eksi paranteziyle eksi B artı C. Eksi A artı B artı A eksi C artı B eksi C. A'lar gitti sadece. 2B 2C. 2B eksi 2C. Var mı sorun? Gençler. Burası eğer eksi de olsaydı yön değiştirirdi. Artı da olsaydı yön değiştirirdi. Dikkat edin. Yön değiştirmesi için üçünün aynı olması lazım. Sadece şöyle bir şey olsaydı olmazdı. Şimdi C küçük eleman adı negatiftir mesela. Yok, böyle bir şey olmaz zaten de. Şöyle dedi mesela. Böyle dedi. Zaten bunu yerde değiştirsen C her zaman küçük olacak. Fark etmez. Yani biri negatifse o her zaman en küçüktür. O yüzden sıralama aynı işaretler arasında olur. Yani A, B, C işaretleri aynı ise üçünün yer değiştirdiğinde A küçüktür, B küçüktür, C olur. Ama bunların zaten bir tanesi negatifse o başta olur. En küçük olur çünkü. Sen diğer ikisini kıyaslarsın. Buna sayı değeri vermek gerekirse kafanız karışmasın diye söylüyorum. En büyüğü buysa ben 2 veririm, 3 veririm, 4 veririm mesela. Yer değiştirdiğim zaman 2 küçüktür, 3 küçüktür, 4 olur. Diye de düşünebilirsin. Değer de verebiliriz yani. Buraya baktığımız zaman 3x'in karesi, 5'in karesi, 3 ile 5'in çarpımının 2 katı oluyor. Arası eksi. 3x de 5'in çarpımının 2 katı. Burada da kök var. Yani mutlak 3x eksi 5'ten bahsediyor. Burası 3x acaba ne olacak bilmiyorum. 3 ile çarpayım şöyle. 3x 5'ten küçükmüş. 3x 5'ten küçükse şimdi şunları bir düzelterek yazayım tekrardan. Şimdi zaten bununla bu aynı. Aynı olduğu için hiç buna gerek var mıydı? Yani artı eksi diye çıkarmama gerek var mı? Zaten bununla bu aynı. Aradaki fark da eksi olduğu için burası sıfır olmaz mı? O zaman bakmaya gerek yok mutlaka. Cevabım direkt 3x eksi 1 olmaz mı? Evet.
Eğer kendimiz bile bulsaydık negatif oldu, birbirini götürdüğünü görecektiniz. 3x'in 5'ten küçük olduğunu bildiğim için burasının pozitif, yani mesela 4'te kafan karışıyorsa. Burası pozitif, burası negatif. Yazdığın zaman 5-3x eksi parantezinde eksi 3x artı 5 eksi 4 sıfır olduğunu görürüz. Cevap da 3x eksi 1'dir. Geldik buraya. Yine bariyer koyduk. İnanın sorular hala böyle geliyor. Bu tarafa baktığın zaman bu aralıkta bir sayı seç. 3 mesela seçtim. 3 seçersen burası art. Burası art. X eksi 2 x artı 4 artı x eşittir 4. Ben 3 olmaz mı? Nasıl? Eksi 3. Eksi 3 nerede? Hocam 3 sayısını seçtiniz ya. Ha, pardon. Doğru söylüyorsun. Ben de 3 dedim, doğru söylüyorsun. Yani 1 seç, 0 seç fark etmez ya da eksi 3 seç, doğru. Eksi 3 seçelim, madem öyle dedik, eksi 3 olsun. X'e veriyoruz bunu. Verdik negatif. Burası negatif, burası pozitif. O halde eksi x artı 2 artı x artı 4. X 4'e eşit. 6 artı x eşittir 4. X buradan 2. Anlaşıldı mı?